Aziz dostlarım, sizlerin beni vekil tayin ettiğiniz nüfusunun tamamıyla Türkmen olan, sizin gibi aynı dilden konuşan, yüzleri gözleri aynı ama bundan 5 sene önce DAEŞ'in ve arkasından Amerika'nın zulmü altında inim inim inleyen, bombaların altında evleri yıkılan, ocakları sönen, 400 bin nüfusluyken şu anda nüfusu 100-150 bine inen, bırakın Tel Aviv Türkmen şehrinden konuşuyorum. Sizlerin beni vekil tayin ettiğiniz 121 kurbanın kesimini şimdi tamamladık ve dağıttık. Bizim hesaplarımıza göre burada arkadaşlarımızın tuttuğu, daha önceden tuttuğu listelere göre takriben 2500 haneye sizlerin kurbanları kurban ibadetinin gereğine göre yapılarak evlere dağıtıldı, dağıtılmaya devam ediyor. Özellikle burada hiç kimse ayırt edilmedi, tebrik edilmedi. Ne mezheplerine göre, ne mensubiyetlerine göre ve Tel Aviv'in bütün kasabalarına ve mahallelerine, özellikle Hasanköy Mahallesi'ne, Saray Mahallesi'ne, Su Mahallesi'ne, Kamberdere Mahallesi'ne, Toptepe Mahallesi'ne, Altınakar Mahallesi'ne, Gezire Mahallesi'ne, Kadisiye Mahallesi'ne, Kal'a Mahallesi'ne, Çelebiler Mahallesi'ne, Öğretmenler Mahallesi'ne, Zehra Mahallesi'ne, Nur Mahallesi'ne, İyaziye Kasabası'na, Kızılkuyu Mahallesi Kasabası'na, Turmu Kasabası'na, Büyük Araba, Dolama, Mezra, Feke köylerine bu kurbanlar dağıtıldı, ulaştırıldı ve ulaştırılmaya çalışılıyor. Biz Eskişehir Türk Ocağı ve Türk Ocakları olarak buradaki soydaşlarımızla kucaklaştık. İki gündür bir aradayız. Onlarla kucaklaşıyoruz, onlarla koklaşıyoruz, çollarıyla, çocuklarıyla. Evet, Tel Aviv yorgun. İnsanları yorgun, şehir yorgun. Şehir yorgun. Şehir kendine gelmeye çalışıyor. Ancak özellikle Türkiye'nin birçok yerine ve Irak'ın birçok yerine dağılmış olan Tel Aviv'ler kendi kasabasına gelirse o zaman Tel Aviv ayağa kalkacak. Tel Aviv'e bakım yok. Çöplükler yığılmış, binalar yıkıntı halinde. Bizlerden gayret bekliyor, bizlerden çaba bekliyor, bizlerden destek bekliyor. Bütün dünya Türklüğünün gözünün Türkiye'de olduğu gibi. Çünkü hepsinin ana vatanı Türkiye ve Türkiye deyince hepsinin gözü ışıldıyor. Dolayısıyla Tel Aviv'in de gözü ana vatan Türkiye'de. Bugün çok şükür burada Irak Türkmenlerinin temsilcisi olan Türkmen cephesi var. Türkmen cephesiyle beraber bu işi yaptık ve sağ olsun Türkmen cephesi bize destek oldu. Ve yanımda Türkmen cephesinin teşkilat başkanı Abdülgani Efendioğlu var. Sağ olsun Abdülgani Bey çoluğuyla çocuğuyla ve cephenin bütün mensuplarıyla görüyoruz burada. Bu kurban faaliyetinin içerisinde olduk. İnşallah geçen sene yaptık, bu sene yaptık. Önümüzdeki senelerde de Abdülgani Bey'le, nerede Kasım Karabey? Kasım Karabey ve diğer dostlarımıza, evet Kasım Bey, burada kurbanları kesmeye devam edeceğiz. Ve bu kurbanlar inşallah Türkmenlerin geleceği için, Türk dünyasının geleceği için inşallah iyiye ve güzele vesile olacak. Temenni ve niyaz edelim. Hep beraber dua edelim. Ellerimiz Cenab-ı Hakk'a açalım, yalvaralım. Önümüzdeki bayramlarda, bundan sonraki bayramlarda, günlerde özellikle Tel Aviv Türklüğünün başındaki belalar def olsun. Tel Aviv Türklüğü ayağa kalksın. Tel Aviv Türklüğü 20 sene önceki gibi neşeli günlerine, çollarıyla, çocuklarıyla dönsün. Cenab-ı Allah Türk milletini karada, havada, hazarda, denizde, her yerde muvaffak etsin, muzaffer etsin. Türkiye kuvvetli olsun, Türkiye güçlü olsun ki dünyanın gözü Türkiye'de, dünya Türklüğünün gözü Türkiye'de. O zaman Türkiye muzaffer olursa bütün dünya Türklüğü de ayağa kalkar. Temenni, niyaz edelim ve dua edelim hep beraber Türk milletinin muzaffer olması için. Amin. Amin. Amin.